İyi akşamlar arkadaşlar. 22 Ocak. Birazdan herhalde bir kısa bir süre sonra 23 Ocak'a giriyoruz. 23 Ocak akşamından iki telliden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar sizin için çok güzel bir soru söyleyeceğim. Bu sorudan ne yok Muhammed? Ne yok? Daha kolay. Neler var? Fonksiyon var. Türev var. İntegral var. Üstü sayılar var. Logaritma var. Varoğlu var. Güzel bir soru. Hoşuma gitti. İnternetten buldum. Arkadaşlar sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi her zamanki gibi arkadaşlar soruyu çözerken öğrenci arkadaşlar bu dersi sizin için yapıyoruz. Bu ders lise son ve üstü öğrencilere hitap ediyor. Belki çok çok iyi 11. sınıftaki arkadaşlar da bu soruyla ilgilenebilir. Şimdi arkadaşlar soruya pat diye dalmıyoruz. Hani bir filin efendime söyleyeyim mutfağa girmesi gibi diyorlar Avrupalılar. Ama bugünlerde neyi kullanmıyoruz? Büyükbaş hayvanın saraya girdiğini deyimini kullanmıyoruz. Sıkıntı. Şimdi arkadaşlar sorumuz bu. Bir yalnız Muhammed bak fx bir fonksiyon, x'e bağlı bir fonksiyon bölü x. Fx fonksiyonu x'e bölünmüş halinde de biz aslında bir qx gibi bir fonksiyon diyebiliriz ama şu anda kalsın. Şimdi integre edilmiş, x üzerinden integre edilmiş ve sonuç buymuş. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir geri vitese takıyoruz. Hani sporcu ne yapıyor Muhammed? Çıtayı aşmak için, çıtanın üzerinden atlamak için dibinde olduğu zaman şahıs buradan atlayamıyor. Ne yapıyor? Geri çekiliyor. Buradan bir hızlanıyor geliyor. Engeli aşıyoruz. Şimdi arkadaşlar madem integre edilmiş biz her tarafın türevini alıyoruz. Türevini genelde işte d bölü dx şeklinde iki tarafın beraber türevini alıyoruz. Şimdi yazımdan kolaylık sağlayalım. X'e göre türev alınmış, integre edilmiş. Yani x'e göre türev alınmış, x'e göre integre. Aslında hiçbir şey yapılmamış diye kabul edebiliriz. Ve sürekli d bölü dx ifadesini bu şekilde yazmak yerine öğrenci arkadaşlar da sık sık neyi kullanıyor? Şu şekilde iki tarafın türevinin aldığını belirten üstte bir tik işaretiyle de biz bu işi yapıyoruz. İntegre edilmiş, türev alınmış. Fark etmez öncelik sırası. Türev, integral birbirine komite ederler. Dolayısıyla integre edilmiş, türev alınmış aslında Muhammed öğrenci arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Hani ileri gidip geri gelmiş şeklinde ilk defa öğrenenlere söylenebilir ama bu daha çok boyut analizi. Atıyorum 3. boyuttan 4'e çıkılmış, 4'ten tekrar 3'e inilmiş gibi. Dolayısıyla hiçbir şey yapılmamış. Dolayısıyla fonksiyon özüne dönüyor. Yani elimizde fx bölü x kalıyor. Şu ifade integral operatörü, bu da türev operatörü. O zaman buranın türevi alınacak. İçin türevi. Muhammed C'yi biz, lise öğrencilerimiz bilir, integrasyon sabiti. Bu bir sabit. Dolayısıyla burada bir çarpım var, çarpımın türevi. Çarpım türevi nasıl yapıyoruz? Birincinin türevi, yani birincinin türevi beklesin, x'in türevi. Hatta beklemeyelim, direkt yapalım. Birincinin türevi, x'in türevi 1 çarpı ikinci terim. Yani fx fonksiyonu artı, şimdi bu sabit, x sabit çarpı ikincinin türevi. Yani fx'in türevi. Mevzumuz bu. Şimdi Muhammed ne yapıyoruz? Burada fx var, burada fx var, burada da fx'in türevi var. Bir gruplandırma işlemi yapıyoruz. Her tarafı x ile çarpalım. Burası ne oldu? Bölüden kurtulalım. Yani genelde öğrencilerin de istemediği bir şeydir. Bölü ifadeden öncelikle kurtulmak isterler. Her taraf x ile çarpmak demektir. X fx artı x vardı. Bir de buradan çarpım var. X kare f üssü x oldu burası. Şimdi fx'leri bir toplayacağım. Efendime söyleyeyim. F üssü x'i bir toplayacağım. Bakalım doğru mu gidiyoruz? Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunu bu tarafa atarım. Bunu bu tarafa atarım. Eksi gelir. Fx eksi x fx değil mi Muhammed? Bu şekilde eşittir. X kare
f üssü x. Bir operasyon daha düzelim. Fx parantezine alırsam burayı, fx parantezine alırsam burada hiçbir şey kalmaz. Yani 1 kalır. Eksi x, değil mi? Evet. İsterseniz dağıtabilirsiniz. Bunu görürsünüz. Eşittir. X kare fx'in türevi ifadesi. Şimdi kendime yer açmak üzere şuraları sileyim. Artık buralarda işimiz yok. Burası bitti. Zor gibi görünse de soru yavaş yavaş böyle çok güzel bir şekilde bir kazak söküğü veya bizim Türkçe'de çorap söküğü derler, değil mi? Şimdi x'leri bir tarafa topluyorum, f üssü x'leri. Şimdi her tarafı fx'e bölüyorum. Böldüğüm zaman. Hatta öncelikle her tarafı x kareye bölelim. Önce x kareye bölelim. Burayı da x kareye bölelim. Bunlar gitti. Burada sadece ne kaldı? F üssü x. Fx fonksiyonunun türevi kaldı. Başka bir şey kalmadı. Eşittir. Bu tarafta fx var. Çok güzel. Bu tarafta da bu ifade var. Ne var? 1 eksi x bölü x kare var. Değil mi? Şimdi fx'i f üssü x'in altına atıyorum. Çünkü bizim hep ln x dediğimiz integrasyona gideceğini ben buradan yakaladım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? F üssü x her tarafı fx'e bölmek demektir. Fx burayı 6 aldık, değil mi? Bu şekilde. Bu tarafta ne kaldı? 1 eksi x bölü x kare kaldı. Evet, bundan sonrası artık integral bilen arkadaşlar için hemen silgimiz düştü, alalım. İntegral bilen arkadaşlar için ne diyorlar? Çocuk oyuncağı diyorlar. Leblebi gibi yerler. Her tarafın x'e göre integralini alıyorum. Yakaladım. Evet. Her tarafın integralini aldım. Neye göre? X'e göre. Hemen dx'lerimizi de koyalım. Şimdi ne oldu? Şimdi Muhammed, bizim integralde dx bölü x'in integrali neye eşitti Muhammed? Ln x'e. Ama nasıl? Mutlak değerci. Çünkü x'in negatif değerlerinde ln tanımlı değil. Burada ise altta kendisi, üstte bunun türevi. Burada x'in türevi 1. Burada altta kendisi, yukarıda türev. O zaman burası ln mutlak değer olarak fx şeklinde yazarız. Yazabiliriz. Evet. Eşittir. Eşittir. Bu tarafta ne var? Bunu bir parçalayalım. İkiye bölelim. Birinci integral, bu ikiye dağıtıyoruz. 1 bölü x kare dx eksi x dx bölü x kare. Şimdi buraya ben hep uzun uzun tekrar tekrar bunları yazmamak üzere kısaca ı diyorum. Sürekli onu yazmak yerine kısaltıyorum. Şimdi yukarıyı silelim. Bu parçalı integrali çözelim. Çok tatlı, hoş, öğretici bir soru. Böyle hani öğrenci arkadaşların kendini geliştirmek için. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyelim. Ben yılların fizik öğretmeni olarak uzun süre meslekten uzak kaldığımız için yapmadık. Bak Muhammed, şahıs isterse matematik bölümü mezunu olursa olsun konular üzerinden 3-4 sene geçince unutuyor. Hatta birçok çocuk baba diyor, anne diyor, sen lise mezunusun diyor. Şu soruları çöz bakalım. O da çözerim zannediyor. Oturuyor masaya çözemiyor. Nedir? Unutma zamana bağlı bir fonksiyondur. Ve belli zaman sonra eksponansiyel, yani hızlı bir şekilde unutur insan. Bu hani Covid-19'da vesaire hatırlatma dozları diyorlar. Bu aşılar da aynı görevi yapıyor. İnsan vücudu o mikrobu, o etkeni unuttuğu için aşılarla tekrar aslında şahıs mezun olduktan sonra isterse bankacılıkta çalış, isterse otogaleride araba satıyor olsun. Eğer matematik, mühendislik, kimya, fizik bölümün mezunuysa kendi kendine soru çözerek aslında bir noktada kendine hatırlatma dozlarını vermiş oluyor. veriyordu. Tabii burada aşının önemli olduğunu söylüyoruz. Şimdi Ahmet, buraya şu kısma ı dedik. Tekrar tekrar yazmıyoruz. Hatta
Hatta ben soruyu da kaldırayım. Kaldır. Kalsın, kalsın, soru kalsın. Peki. I eşittir. Bu birinci bölüm, bak şuraya bak. Şurayı yazarsam bu yukarıya eksi olarak çeker, çıkar üstlü sayılarda. Nedir burası? İntegral eksi 2 dx. Bu taraf eksi integral. Şimdi x'lerden biri sadeleşir değil mi Muhammed? Bununla bu gitti. Sadeleşti. Burada aslında integrasyon sabiti geliyor mu? Hepsine bir integrasyon sabiti olarak kenarda tutacağım. En son ekleyeceğim sisteme. Burada ne kaldı Muhammed? Dx bölü x kaldı. Bunda sıkıntı yok. Hatta bir integrasyon sabit. C bir. Buna c dedik ya. Biz de adette bir kere c dedi. Aynı sabit olmaz. Böyle c1, c2, c3 gibi ifadelerle yazıyoruz. Artı henüz integral almadık değil mi? Parçaladık. İntegral şimdi alıyoruz. Alt tarafla artık işimiz kalmadı. Burayla kalmadı. Buralarla işimiz yok. Muhammed bundan sonrası I eşittir. I eşittir. X kare türevde öne doğru geliyordu. İntegralde ne yapıyor? Türevde boyut indiriyorsun. İntegralde boyut yükseltiyorsun. Eksi 2'den eksi 3'e gitmiyoruz. Öğrenci arkadaşlar ilk acemilik dönemlerinde eksi sayılar da rakamın küçülmesiyle yükseliyor değil mi? Burası o zaman eksi x üzeri eksi 1. Doğru mu? Türev alırken ne yapıyorduk? Eksi 1 öne çarpan olarak geliyordu. Doğru mu? Üstü 1 azalıyordu. 1 azalınca 0 yapmıyoruz. Eksi 2 yapıyoruz. Buradaki işaret de buradan geliyor. Burası. Buradan bir integrasyon sabiti geliyor. C1. Eksi. Zaten az önceki mevzuda bunu konuşmuştuk. Bunun ifadesi ln x idi. Bir integrasyon sabiti buradan geliyor. C2. Ama ikisine birden C1 artı C2, C3 diyebilirim. Şuraya bir düzenleme yaparsak, şurayı yazalım. Bu ifade ln fx'ti. Doğru mu Muhammed? Burası eksi 1 bölü x. Eksi 1 aşağıya indirdik. Burası ln x. Eksi ln x. Şimdi lnlileri bir paydada bir bölgede toplamak istiyorum. Yukarıya yazayım tekrar. Şuralarda işimiz kalmadı. Eksiyi Muhammed bu tarafa attım. Ne oldu burası? ln fx ifadesi artı ln x eşittir eksi 1 bölü x. Logaritmanın gereği bu şekilde toplam olanlar tek gövdede çarpım olur. Üstlü sayıların tersi gibi düşün. Üstlü sayılarda nasıl yapıyorduk Muhammed? Mesela x kare ile atıyorum x kübü işleme tabi. Nasıl? Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu değil mi? Burada da bakın toplanmış demek ki aynı tabana geliyor. Logaritmanın özelliği ln bu ifade şunu yazarken ne yapıyorduk? Birini alıyorduk bir tanesini alıyorduk. Bununla bunu çarpıyorduk değil mi? Aynısını tersten yapıyoruz. Logaritma taban düşürmekti zaten. Onu toplamıyor muyduk? Ha bir dakika. Şşş, teşekkür ettik. Topluyor üstler. Tabanlar aynıysa üstler toplanıyor. Doğru. Toplanmış aynı tabana gittiğimizde ne yapıp çarpım olacak? Burası fx çarpı x oldu değil mi Muhammed burası? Şu şekilde ifade. Ln'i parçaladığımda toplam şeklinde yazılıyordu. Birleşme şey işte. Aynen. Eksi 1 bölü x. Şimdi bunu yazdık. Altı kaldıralım artık. Altı kaldıralım. Şimdi logaritmanın bir özelliği vardı. Bununla şuradaki ifadeyle bu yer değiştiriyor. Ln e tabanına göre. O zaman burası e tabanına göre eksi e üzeri 1 bölü x. Logaritmanın yine bir özelliği. 1 bölü x bunun tabanı olan ln olduğu için e üzeri gelecek. Bu karşıya geçecek. Nedir? Fx çarpı x şeklinde. Burada da bir integrasyon sabitimizin olduğunu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar nedir? Benim yer sorunum
var. Burayı yine temizleyelim şu kısmı. Kaldığımız yerden soruyu Muhammed uzatıyoruz videoyu ama ilk defa bu dersi izleyen arkadaşların da öğrenmesi gerekiyor. Şimdi ben burada mutlak değer, mutlak değer, mutlak değer diye işlemişim. Diğer tarafa bakarsak zaten efendimizin e üzeri eksilisi ve eksilisi hani x'in değeri çok bir şey ifade etmeyecek. Ben bu mutlak değeri kaldırarak şimdilik yazayım. Şöyle yazıyorum. Fx'i ben çekiyorum. Normal mutlak değer yokmuş gibi. Fx eşittir. Burada ne var? Burada. Bu x çarpım olarak yazılan x karşıya bölüm geliyor. 1 bölü x. Doğru mu Muhammed? 1 bölü x. Bir yerlerde işlem hatası yapmadıysak devam ediyoruz. 1 bölü x. Ne kaldık elimde? E üzeri eksi 1 bölü x kaldı. Tabi işlemler esnasında integrasyon sabitlerini almadık, dikkate almadık. İşlemin başında da bunu takip edebildik. Şimdi ben işlemin sonunda integrasyon sabitimi ekliyorum. Fx fonksiyonu arkadaşlar. Birinde hep c, c diye adet gelmiş. C 1 diyelim. En sonunda c 1 bölü x. E üzeri eksi 1 bölü x şeklinde ben bir işlemin sonucunu buluyorum. Şimdi öğrenci arkadaşlara son bir tavsiyemiz var. Videoyu kapatmadan önce videoyu kapat. Bir sonuç bulduk. Doğru mu Muhammed? Bir sonuç bulduk. O zaman sen ne yapacaksın burada bulduğun sonucu? Check edeceksin. Koyacaksın yerine. Bu fx fonksiyonunu x'e böleceksin. Fx fonksiyonun x'e bölünmüş halini dx'e göre integre edeceksin. Bu yani nedir? C bir sabittir. Onu integral dışına al. Onu hiç dikkate alma. 1 bölü x. Bir de burada x'e biliyorsun. X kare. E üzeri eksi 1 bölü x. Dx'e göre integre et. Bakalım x çarpı bu ifade çıkacak mı? Kontrollerini yapacaksın. Güzel bir soruydu. Yani matematiğin hemen fonksiyonlar var. Logaritması var, türevi var, eksponansiyel ifade var, üstü sayılar var, varoğlu var. İntegral kralı da var. İlk defa bu dersi öğrenen arkadaşlara zor gelebilir ama orta ve orta üstü öğrenciler için ben beğendiğim bir soru. Sizinle paylaşmak istedim. Bu ifadeyi şu şekilde de yazabiliriz Muhammed. Bir saniye. Madem bu kadar uzattık. Şu x'i şöyle yapalım. 1 bölü x eşittir y dönüşümü yapalım. Tamam. O zaman benim fonksiyonum 1 bölü x y ise x de 1 bölü y'dir. O zaman f 1 bölü y eşittir. Bak 1 bölü x o da y. İntegrasyon sabitim c1. E üzeri eksi y. Burada x ve y bağımsız indis. Dolayısıyla artık y görevini yaptığına göre çevre 1 bölü x eşittir. Y yerine artık x yazabilirim. C1. E üzeri efendime söyleyeyim. Eksi x şeklinde de bir sonuca ulaşabiliriz. Çok sıkı matematik hocalarımız iyi dediğim öğrenciyi zorlayan öğretmenler der ki bu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklerde direkt bunu vermeyebilir. Bu şekilde bir ifade verir. Tamam? Fonksiyonların bir özelliğidir. Muhammed teşekkür ediyorum. Kapatabilirsin. Herkese başarılar.